Merhabalar arkadaşlar. 45. soruyla devam ediyoruz. Türevin sonuna doğru yaklaşıyoruz. En önemli soruları geldi. Grafik soruları. Bunları birlikte yorumlayacağız. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Diyor ki, birinci önerme eksi sonsuz, eksi bir aralığında artandır. İkinci önerme azalan olduğu bölge ile ilgili bilgi vermiş. Üçüncüsü de ekstremum noktayla. Şimdi öncelikle bu grafik nasıl okunur? Birlikte bir inceleyelim. Bakın çocuklar. Şimdi burada fx fonksiyonunun grafiğini incelerken tanım kümeleri üzerinden hareket edeceğiz. Eksi sonsuzdan geldik. Eksi 1'e kadar. Eğrimize bakıyoruz. Eğrimiz artan bir eğri öyle değil mi? Bakın görüntüler giderek büyüyor. Eksi 1'e geldiğinde bu artma olayı durmuş. Fonksiyonumuz bu bölgede artandır. Sonra eksi 1 ile 3 bölgesine bakın arkadaşlar. Bu bölgede eğrimiz giderek azalıyor. Sonra bu bölge için artık azalandır diyeceğiz. Fonksiyonun tipine bakarak bunu çok rahat yorumlayabiliyoruz bakın. 3'ten sonraki bölgede ise fonksiyonumuz artan olmuş olacak. Neden? Görüntüler yukarı doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar birinci önerme. Eksi eksi bir e aralığında artandır. Evet doğru bir cümle. Azalan olduğu aralıktaki tam sayıların toplamı. Azalan olduğu bölge neresiydi? Eksi 1 ile 3'ün bölgesi. Eksi 1 ile 3'ün aralığına bakalım. Kim var burada? 0 var, 1 var, 2 var. E, bu bölgenin toplamı gördüğünüz gibi 3. Bu önerme de doğrudur. Ekstremum nokta. Ekstremum nokta türevin 0 olduğu başka bir deyişle fonksiyonun artmadan azalmaya azalmadan artmaya geçtiği bölge. O zaman burada x eşittir eksi 1 ve x eşittir 3 apsisli noktalar ekstra bu noktadır. Bu ikisinin toplamı 3 eksi 1'den 2'dir. 4 değildir. Dolayısıyla bu yanlış. Yani burada 1 ve 2 doğru olacak. Geldik diğer sorumuza. Yine bakın bir grafik sorusu ama dikkat ediniz. Bu sefer fonksiyonun türevinin grafiği. Arkadaşlar türev grafiği verildiğinde ekseni kesen noktalar bizim için çok önemlidir fonksiyonun tipine değil ekseni kesen noktalarına bakarız. Hatta bunu okuyabilmek için direkt şöyle bir işaret tablosu yapalım. O zaman çok daha iyi göreceğiz. Eksi 2, 1 ve 4. Şimdi arkadaşlar fonksiyonumuzun türevinin işaret tablosundayız. Eksi sonsuz eksi 2 dediğimiz bu bölgede türev gördüğünüz gibi negatif. Eksi 2'den itibaren 1'e kadar olan bölgede türev pozitif. 1 ile 4 bölgesinde türev negatif. Bir sonraki bölge olan 4'ten sonsuza giden bölgede türev pozitif. Bu ne anlama gelir? Burada fonksiyonumuz fx o zaman nedir? Azalandır. Burada ise artandır. Burada azalan. Yine burada da artan bir fonksiyon vardır. Şimdi ekstremum noktalarımız kimler? Eksi 2, 1 ve 4 fx fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisleri toplamı 3'tür. Toplayalım. 4, 5, 5 2'den 3. Birinci yargı doğrudur. fx fonksiyonu eksi 1 ile 3 aralığında azalan mıdır? Bakalım. Eksi 1 ile 3 aralığında f fonksiyonu azalan değildir. Sebep? Bakın. Eksi 1'in olduğu yer yani artan olan bölge eksi 2 ile 1 bölgesi. Bu bölgede kısmen artan. Ha birden sonraki bölgede azalan. Dolayısıyla bu yorum yanlıştır. Arkadaşlar tekrar ediyorum. f fonksiyonunda yorum yaparken fonksiyonun tipine f türev fonksiyonunda yorum yaparken ekseni kestiği noktalara bakılır. Ekseni kesen noktalar türevin işaret değiştirdiği noktalardır. Yani aslında şöyle bir genelleme de yapabiliriz. Bir grafikten bir sonraki türeve gidiyorsak yani artanlık, azalanlık gibi yorumları konuşuyorsak fonksiyonun tipine bir grafikten bir önceki haline gidiyorsak yani örneğin türevden f'e gitmek gibi burada da ekseni kesen noktalara bakmalıyız. Şimdi dikkat ediniz f'in ikinci türevi demiş Oo, o zaman ben bu f türev grafiği üzerinden bir yorum daha yapacağım. Şimdi burada o halde eğrinin tipine baktığımızda şöyle bir şey söyleyebilir miyiz f'in türevi x dediğimiz eğri bakınız eksi 1'e kadar olan bölgede eksi sonsuz eksi 1 aralığında artan bir eğri olduğu için üstüne basarak bir kez daha söylüyorum artan bir eğri olduğu için fonksiyonumuzun ikinci türevi burada yani bir sonraki türevi pozitiftir. Şimdi eksi 1'den 3'e kadar olan bölgede bakın eksi 1 3 aralığında azalan bir eğri görüyorum. Kim o azalan eğri? F türev. Bunun azalan olması ne demek? Bir sonraki türevinin negatif olması demek. Benzer şekilde 3'ten sonra giden grup f'in türevindeki x grafiğini inceliyorum. 3'ten sonsuza doğru gittiğinde elimde artan bir eğri var. Artan bir eğri demek bir sonraki türevinin pozitif olması demektir. Şimdi demek ki f'in ikinci türevinde 5. 5 hangi aralıkta bakın burada? Demek ki f'in ikinci türevindeki 5 pozitiftir. F'in ikinci türevindeki eksi 5. Bakalım eksi 5 nerede? Şu bölgede görüyorsunuz. Bu da pozitiftir. O zaman bu ikisinin çarpımı pozitiftir. Demek ki bu yorum yanlıştır. Şimdi dördüncü yorum. F0 küçüktür F1. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Elimizde F türev grafiği var hocam. Ama F0 ve F1'i kıyaslatıyor. Bakın arkadaşlar. Burada fonksiyonun artan azalan olma kavramını inceliyoruz tekrar. 0 ve 1'in bulunduğu bölgeye bir gidelim. 0 ve 1 nerede arkadaşlar? Şu aralık bakın. Bu bölgede bizim eğrimiz artan bir eğri değil mi? Evet türevi pozitif artan bir eğri. Dolayısıyla f0 f1'den küçüktür. Artan olma şartı neydi hatırlayalım. x1 x2'den küçükken fx1 küçüktür. fx2 olmalıydı. Evet 0 birden küçükken görüntüsü de küçük. Bu yorum doğru bir yorumdur. F eksi 6 büyüktür F eksi 4. Şimdi gidelim eksi 6 ile eksi 4'ün olduğu bölgeye bakalım. Eksi 6 ve eksi 4 bu bölgede mi arkadaşlar? Fonksiyonumuz bu bölgede azalan değil miydi? Normalde bakın eksi 6 eksi 4'ten küçüktür. Ama eğrimiz bu bölgede azalan olduğu için F eksi 6 F eksi 4'ten büyüktür. Yani yorumumuz doğrudur. F2 F3 kıyaslamasına bakalım arkadaşlar. F2 küçüktür F3 demiş. 2 ve 3'ün bulunduğu bölge burası değil mi? Evet. Burada eğrimiz azalan değil mi? Evet. O zaman 2 küçüktür 3 iken azalan bir fonksiyonda F2 büyüktür. F3 demeliyiz. Dolayısıyla bu yorum yanlıştır. Devam ediyorum. F'in ikinci türevindeki 2 iki ve F'in birinci türevindeki 5 kıyaslaması zor olan ifadelerden biriydi bu. O yüzden en sona bırakmıştım. F'in ikinci türevindeki 2. Iki. Şimdi F'in ikinci türevindeki 2'nin bulunduğu yer 2 hangi aralıkta? Bakın arkadaşlar burada. Eksi 1 ile 3 aralığında. F'in ikinci türevindeki x burada nedir? Negatiftir. F'in türevindeki 5. Türevdeki 5 bakın türevdeki 5 burada değil mi? Görüntüsü de pozitif değil mi? Evet. O zaman negatif bir sayı pozitif bir sayıdan daima daha küçüktür. Yani bu yaptığımız yorum doğrudur. Arkadaşlar bu çok önemli bir soruydu. Bununla ilgili aklınıza yatmayan takıldığınız birkaç nokta olabilir. Eğer olursa bunları lütfen benimle paylaşın. İsterseniz alta yorum olarak yazın. isterseniz direkt mesaj olarak da bana ulaştırabilirsiniz. Dolayısıyla bu ifadede birincisi, dördüncü, beşinci ve yedinci önermeler. Yani toplamda dört tanesi doğru olan önermedir. 47. soru yine bir grafik okuma sorusu. Hadi bakalım neden bahsediyormuş. Elimizdeki ifadeye çok dikkat. Türev grafiği. Türev grafiği demek hemen tabloyu yap demek. Bakın çocuklar, türev burada negatif, 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 negatif. negatif. Şu noktayı özellikle es geçtim. Türev burada işaret değiştirmedi. Dolayısıyla fonksiyonun azalanlığıyla ilgili bir problemimiz yok. Burada iki noktasında da halen bir değişiklik yok. Tuzaklı bir noktadır. Sadece dört noktasında fonksiyonumuz türevinin işaretini değiştirdi. O zaman burada pozitif, burada negatif. Yani bu şu anlama geliyor. Bu bölgede fonksiyonumuz azalan, bu bölgede de artan. Hadi okuyalım. fx fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsileri toplamı 3'tür. Kesinlikle değildir. Ekstremum nokta sadece bir tanedir. O da 4'tür tam bir tuzak arkadaşlar. Yani size şunu söylüyor. 4 artı 2 6. 6 eksi 3'ten 3'ü bul diyor. Bu tuzağa düşmüyoruz. Ekstremum nokta ne demek? Türevin işaret değiştirdiği nokta demek. Şimdi f eksi 4 küçüktür. F eksi 1. Arkadaşlar eksi 4 ve eksi 1'in bulunduğu bölgeyi görüyorsunuz. O zaman bu fonksiyonumuz eksi 4 küçüktür. Eksi 1 doğru. Ama bu bölgede azalan olduğu için F eksi 4 büyüktür. F eksi 1 olmalı. Dolayısıyla bu da yanlış. Bakın şöyle kabaca bir türev grafiği çiz, fonksiyon grafiği çizmeye çalışalım. Tabii ki tam karşılığı olmayacak ama sadece size fikir vermesi için özellikle bunu istiyorum. Bakın diyor ki fonksiyonumuz 4'e kadar azalan 4'ten sonra artan. Bak kabaca bir grafik çizdim. 4'e kadar fonksiyonum azalan 4'ten sonra artan. Bu bunun grafiği olmak zorunda değil veya işte ekseni kesmek zorunda değil. Örneğin en basitinden şöyle de olabilirdi. Veya komple hepsi aşağıda da kalabilirdi. Bu çok dert değil. Sadece görselleştirmek için böyle bir grafik paylaştım arkadaşlar. Şimdi hatta bu grafik üzerinden de devam ettirebiliriz. E şimdi burada azalan dedik ya arkadaş azalanken görüntü bu şekilde oluyor. Demek ki yanlış. F1 ve F3'ü konuşalım. E i̇şte F1'in değeri burada. F3'ün değeri burada. E kim daha büyük burada bakın. F1 ve F3'e bakıyorum. F1 ve F3 için F3 değeri elbette ki daha küçük olmalı. Dolayısıyla bu önermemiz de yanlıştır. F6 küçüktür. F8 demişiz. He, şimdi nihayet artan bölgeye geldik. Bakın 6 küçüktür. 8 Dolayısıyla fonksiyonumuz artan olduğu için f6 küçüktür f8 deriz arkadaşlar. Bu yorum doğru bir yorumdur. Bir sonraki türevi konuşturacağız. Bir sonraki türeve giderken fonksiyonumuzun tipine bakıyorduk. Şuraya onun açıklamasından bahsedeyim. Eğrimizin tipine bakın. Burada artmış. Burada azalmış. Burada tekrar artışa geçmiş. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. F'in türevi x fonksiyonu eksi sonsuz eksi 3 aralığında artan bir eğriye sahip olduğu için bu bölgede fonksiyonumuzun ikinci türevi pozitiftir. Eksi 3'ten 2'ye doğru giden bu bölgede azalan bir eğriyle karşılaştığımız için ikinci türev negatiftir. Sonra 2'den sonsuza doğru gittiğimizde eğri artan bir eğri olduğu için ikinci türev burada pozitiftir. F'in ikinci türevinde eksi 4. Eksi 4'ün bulunduğu yer burası. Nedir arkadaşlar karşılığı? Pozitif. F'in ikinci türevinde eksi 1. Eksi 1'in olduğu yer burası. Burada negatif olduğu için çarpımı nedir? Negatiftir. Yani bu yorum da yine doğru bir yorumdur. Öbür taraftan f'in ikinci türevindeki eksi 2. Öbür tarafa atalım hadi. Küçüktür. F'in ikinci türevindeki 3. Bakalım öyle mi? Eksi 2 nerede arkadaşlar? Eksi 2 burada. F'in ikinci türevinin olduğu yerde. Buradaki karşılığı bunun pozitif. İkinci türevde 3. İkinci türevin yine pozitif olduğu yerdeyiz. Şimdi bununla ilgili bir kesinlik yoktur arkadaşlar. Yani bir tanesi 5'tir öbürü 8'dir. Ya da bir tanesi 5'tir öbürü 3'tür. Sonuçta her ikisi de pozitif. Dolayısıyla bir kesinlik yoktur. Burada kesinlikle doğru olan sadece 4. ve 5. önermelerdir. Şimdilik burada kısa bir ara verelim. 48. soruyla devam edeceğiz.